Astronotlar geminin yakınlığında anlaşılmaz ve açıklanamaz bir şeyler... Ananerbe, yani Alman ırksal araştırma ve eğitim yaklaşık 3500 yıl önce altın çağını yaşamış antik sesler çığlıklara, ulumalara ve telgraf bildirim seslerine. Dünya tarihinin en korkunç seri katiliyle karşılaşmış. İlk olarak koridorda 5-6 hafta sonra kameralar gibi Igor Diatlov yönetiyor. KGB su gibidir. Bulunduğu ortama uygun ara. İnsanın zamanda yolculuk yapması meselesini çözülebilir bir mesele olduğu iddiasını diyor. Çingis Kağan'ın ceddi, yüksek tanrının takdiriyle yaratılmış bir bozkurt, eşi beyaz bir maraldı. Denizi geçerek geldiler. Onon nehrinin menbaında, Burkan Kaldun Dağı civarında yerleştiklerinde, Bataçi Hanatlı bir oğulları oldu. Moğolların gizli tarihi. Sonu yokmuş gibi görünen bir düzlük. İnsana aklını oynattıran bir monotonluk. Çok uzaklarda yüksek, sisli dağlar görünüyor. Burası büyük Moğol bozkırları. Burada 4 mevsimde farklı yaşanır. İlkbaharda her yer yemyeşil bir halıyla kaplanır. Yaza doğru rengarenk çiçeklerle donanır. Yaz ortasında sıcaktan yanıp kavrulur, bomboz bir renk alır. Ekim ayında karlar başlar, Kasım derken bütün nehirler donar. Bundan yaklaşık 860 yıl önce burada, bu nehirlerden birinin kıyısındaki çadırda bir bebek doğdu. O taşıdığı özelliklerinden dolayı tarihçiler tarafından gelmiş geçmiş en büyük fatih, en muzaffer komutan olarak kaydedilir. Tarihte hiçbir askeri lider onun kadar uzak topraklara ulaşamamış, onun kadar geniş bir bölgeyi zapt edememiştir. Cengiz Han, yani Temuçin, hayata gözlerini yumduğunda imparatorluğunun hudutları, Büyük İskender'in ulaştığı sınırların 4, Roma İmparatorluğu'nun ise 2 katıydı ve Moğollar için genişleme dönemi henüz yeni başlamaktaydı. Üstelik Cengiz, bu başarıları elde ederken dünya tarihinin iyi bilinen diğer fatihleri gibi hazır bir ordu, zengin bir hazine, oturmuş bir devlet teşkilatı devralmamıştı. O bu unsurların tamamını yoktan bir araya getirdi. Egemenlik kurduğu toprakların genişliği göz önünde tutulduğunda, özellikle hayatının son 25 yılında kazandığı başarıların mukayese edilebileceği başka bir örnek yoktur. Ancak ulaştığı başarılar dünya tarihinde hak ettiği ilgiyi göremedi. Onun adı dizginlenmeyen barbarlık, uygarlığın sona erdirilişi veya putperest orduların tehdidi olarak algılandı. Hiçbir zaman büyük imparatorluklar kuran İskender, Timur ya da Napolyon gibi kişilerle eşdeğerde tutulmadı. Oysa ulaştığı başarıların derecesi daha yakından tanıdığımız bu isimlerin tümünden daha büyüktür. Örneğin onun gittiği her yerde bütün kitapları yaktığı ile ilgili bilgi bir abartıdan ibarettir. Cüveyni ve Hülagü arasında geçen konuşmaların kaydı sayesinde kitaplara değer verdiklerini ve sadece propaganda kitaplarını yakmayı hedeflediklerini dile getirdiklerini öğreniyoruz. Ancak Cüveyni her ne kadar propaganda kitaplarını yaktığını söylese de durumun öyle olmadığı ortadadır. Kitabının 3. cildinde yararlandığı eserler arasında Hasan Sabbah'ın inanç esaslarını anlatan Sergüzeşt-i Seyyidina adlı eser de mevcuttur. Özel bir alfabe geliştirerek çocuklarına ve askerlerine okuma yazma öğrettirmesi, kuşatmalardan önce mühendis askerleriyle toplantı düzenleyerek planları onlarla birlikte yapması, onun bilime, eğitime ve mühendisliğe verdiği önemi göstermektedir.
Dolayısıyla bütün bu sıfatları birleştirdiğimizde Cengiz Han'ın sadece bir askeri komutan olarak değil, aynı zamanda büyük bir devlet adamı, politikacı, kanun koyucu ve teşkilatçı olarak da öne çıktığını görmekteyiz. Marağa şehrinde Nasireddin Tusi, İlhanlı hükümdarı Hülagü'nün himayesinde devrin en büyük gözlem evini kurmuştu. Aynı şekilde ticari alandaki gelişmelere paralel olarak dünyanın değişik yörelerinden getirtilmiş sanatkarlar, ressamlar, bilim insanları sayesinde kısa zamanda çok yönlü kültürel bir gelişim yaşanmıştır. Moğol İmparatorluğu'nun veya kimi tarihçilerin tabiriyle Moğol Türk İmparatorluğu'nun hakim olduğu büyük coğrafyada Hristiyanlar ile Müslümanlar, Budistler ile Taoistler, hatta aynı dinin mensubu Katolik, Ortodoks, Nesturi ya da Sünni ve Şiiler arasındaki düşmanlıklar adeta gerilerde kalmıştır. Zira Cengiz Han ve ardılları döneminde farklı din ve mezhep mensuplarının bir arada ve birlikte yaşayabildikleri bir hoşgörü ortamından söz edilir. Bu yüzden insanlık tarihinin bu tür özellikleri Moğol Türk çağına borçlu olduğu söylenebilir. Öyle ki dünya tarihinde böyle bir dönemin özlemi çekilmiş olsa bile sadece edebiyatı ve felsefesi yapılmıştır. Hayata geçirildiği dönemlerse tartışma konusudur. Yaşamakta olduğumuz 21. yüzyılda laik toplumlarda bile anılan yüzyıldaki engin hoşgörünün mevcut olup olmadığı tartışılabilir diye düşünüyoruz. Onun hakkındaki inanılmaz ayrıntılar günümüze de gelmiştir. Avucunda bir parça kan pıhtısıyla doğduğu, tarihte eşi görülmemiş bir istihbarat ağı kurduğu, Orta Çağ'da Avrupa nüfusunun büyük bir bölümünü yok eden vebaya aslında onun neden olduğu, ilk psikolojik savaş kavramını geliştirdiği ve uyguladığı, her savaş sonrası öldürdüğü insanların kafalarından piramit yaptırdığı, 40 milyon insanı katlettiği için dünyanın iklimini değiştirdiği, İçinin büyük hazinelerle dolu olan mezarının yerinin asla bilinmediği ve ölmeden önce yaptığı bir kehanete göre mezarının yeri öğrenildiğinde dünyanın sonunun geleceği. Varlığından geriye hiçbir tarihi eşyanın kalmamış olması, kimi tarihçiler arasında onun gerçek tarihi şahsiyet mi yoksa bir efsane mi olduğu hakkında ciddi kuşkuların uyanmasına neden olmuştur. Türk olup olmadığı veya Türklere bakışı bugüne kadar tartışma konusu olan Cengiz Han, Türk dünyasının büyük bir bölümü tarafından Türk olarak kabul edilir. Bunun en önemli nedeni ailesindeki isimlerin Türkçe olması ve torunlarının kendilerini Türk olarak tanıtmalarıdır. İsminin Moğolcası olan Tingiz kelimesinin anlamı denizdir. Bu ona sonradan takılmış bir lakaptır. Gerçek ismi Temuçin'dir. Cengiz Han ne Hristiyanlığın ne de İslamiyet'in öğretilerini benimsemiş, sadece gök tanrı inancına sahip olmuştur. Fakat onun tanrıya olan bağlılığı, üstün zekası, liderlik vasıfları ve dönemin şartları onu başarıya taşımıştır. Temellerini Cengiz Han'ın attığı bu imparatorluk, Doğu Avrupa'da Altın Ordu, İran'da İlhanlılar, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı ve Çin'de Kubilay Hanlığı olarak farklı coğrafyalarda farklı isimler altında devam etmiştir. Bu adamın hayatı ve şeceresi hala kalın bir sis perdesiyle örtülüdür. Gerçekleri efsanelerden ayırt etmek neredeyse imkansızdır. Onun atalarının ve kendisinin doğuş efsanesi Moğol mitolojisinin önemli belgelerindendir. Yazılış tarihi itibariyle Cengiz Han'ın yaşadığı döneme en yakın olanı, şamanizm etkilerinin görüldüğü, Moğolların Gizli Tarihi adlı esere göre Cengiz Han'dan 10 nesil önce yaşayan Alan Goya, Cengiz Han soyunun efsanevi büyük annesi olarak kabul edilmiştir. Bu arada Moğolların Gizli Tarihi adlı kitap, Moğol İmparatorluğu'nun ana kaynağıdır. Moğolca ismi Mongol Un Tiuce Topça An'dır. Uygur harfleriyle yazıldığı tahmin edilen eserin aslı henüz bulunamamıştır. Bu eser 1240-1241 yıllarında yazılmıştır. Moğol tarihi efsanelerle doludur ve bu efsanelerde geçen bazı motifler de Türk efsanelerindeki motiflerle ortak özelliğe sahiptir. Bu efsanelerden bir tanesi Cengiz Han'ın büyük annesiyle ilgilidir. Şöyle ki, kocası Dobun Mergen'in ölümünden sonra
Alan Koya'nın 3 çocuğu daha olmuş ve çıkan dedikodular üzerine Alan Koya çocuklarına şu cevabı vermiştir. Her gece açık sarı biri evin töyünüğünün arkasından ışık gibi karnımı okşayınca ışığı karnıma sızıyordu. Sizler neden boşuna konuşuyorsunuz? Buradan bakarsak Tanrı'nın oğulları değil misiniz? Kara başlı insanlarla nasıl eşleştirilirsiniz? Herkesin kağanları oldukları zaman halk nedenini o vakit anlayacak demiştir. Bunun bir efsane olduğu belli ancak gerçek olan bir şey var ki o da Cengiz Han ve onun soyundan gelenlerin Tanrı'nın çocukları olarak görüldüğü ve bu efsaneyle onlara seçilmiş bir soy olma özelliği verildiğidir. Cengiz Han'ın babasını ve dedesini öldüren Tatarlar, Çinliler tarafından medeniyet seviyelerine göre Ak Tatarlar, Kara Tatarlar ve Yabani Tatarlar gibi isimlerle anılmıştır ve yine Çinlilere göre Cengiz Han Kara Tatarlara mensuptu. Tatarlar, Cengiz Han, Kerait reisi Tuğrul Han ve Güney Çin'deki Kin İmparatorluğu'nun ortak düşmanıydı. Bu sebepten Cengiz Han ve Tuğrul Han tarafından Tatarlar mağlup edilince, Çinliler Tuğrul Han'a Ong, Cengiz Han'a ise Cavut Çuru gibi ünvanlar vermiştir. Timuçin, Moğolların Börçigin klanının bir mensubu olarak 1167'de dünyaya geldi. Tabii hayatıyla ilgili birçok detay gibi bu tarih de tartışmalıdır. Ailesinin büyük oğlu olan Timuçin, Dül'ün Boldak bölgesinde, Onon Irmağı'nın sağ kıyısında, şimdiki Rus topraklarında doğmuştu. O sırada babası Yesügey Bahadır, düşman olduğu Tatar kabilelerinden birinin reisi olan Timuçin adlı bir kişiyi esir almıştı. İşte bu esir ve hadise üzerine Yesügey Bahadır oğluna Timuçin ismini verdi. Timuçin katı, sağlam, sert, dayanıklı ve demir gibi anlamlarına gelmektedir. Timuçin'in demirci manasına geldiği üzerinde oldukça fazla durulmuştur. Demir, Türklerin hayatında önemli bir yere sahiptir ve Türkler için kutsal kabul edilmiştir. Türk kültüründen etkilenen Moğollar için de önemli olması gayet normaldir. Mesela Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timurlenk de Türkçe topal demir anlamına gelmektedir. Profesör Doktor Abdülkadir Yuvalı'nın tabiriyle Timuçin'in çocukluk yılları hayatta kalabilme, gençlik yılları ise ayakta durabilme mücadelesiyle geçmiştir. Bu nedenle de Cengiz Han'ın karakteri eleştirilirken onu Cengiz Han yapan şartların da hakkıyla irdelenmesi gerekir. Kabileler arasındaki çekişmelere bağlı olarak bu süreçte insanı insan yapan değerlerin pek bir anlamı yoktu. Kabileler arasında güçlü olanlar zayıfların canını, malını, kadınını ve kızını neredeyse kendi tasarrufunda görüyordu. Nitekim Timuçin'in babası Yesügey, Merkitli bir gelini kocasının evine gidiş yolculuğu sırasında kardeşleriyle birlikte kaçırıp kendisine eş yapmıştı. Diğer taraftan Yesügey öbür eşini de Tatarlardan kaçırmıştı. Moğol ve Tatar kabileleriyle sürekli savaşan küçük bir klanın lideri olan babası Yesügey Bahadır, oğlu 9 yaşına basınca karısının kabilesi olan Ungiratlardan bir kızla evlenmesi için hazırlığa başlamıştır. Yolda Ungiratlardan Dey Seçen'le karşılaşmıştır. Bu karşılaşma Timuçin ile eşi Börte'nin tanışmasının ilk adımıdır. Aralarında geçen kısa muhabbetten sonra Dey Seçen, gece görmüş olduğu bir rüyadan bahsetmiş ve şöyle söylemiştir. Aksungur kuşunun günle ayı tutmuş, gelip elime konduğunu gördüm. Günle ayı gözümüzle görürüz. Ama aksungur kuşunun günle ayı tutup elime konması şaşırtıcı. Ben bunu başkalarına nasıl da güzel bir rastlantı diye anlatmıştım. Yesügey Dünür, senin oğlunu peşine takıp gelmen doğruca benim rüyamın açıklamasıdır. Kız isteme töreni tamamlandıktan sonra babası Timuçin'i Moğol geleneğine göre kız evinde bırakarak geri döndü. Yesügey yolda bir grup Tatarla karşılaşır ve kim olduklarını bilmeden onlardan içmek için bir miktar su ister. Ancak eski düşmanlarını tanıyan Tatarlar, bu suyun içine Yesügey'de etkisini ağır ağır gösterecek bir zehir de katarlar. Ailesinin çadırına vardığı zaman Yesügey ölmek üzeredir ve nitekim akşam karanlığı çökmeden son nefesini verir. Bu gelişme üzerine Timuçin derhal eve çağrılır. Olayın etkisi Timuçin'in üzerinde hayatı boyunca devam edecek ve bir ömür Tatarlardan nefret edecektir. Yesügey Bahadır'ın ölmesi Timuçin'in hayatında yeni bir dönemin başlangıç noktası olmuştur.
Çocuk yaşta tek başına kalan Timuçin, zor bir hayat mücadelesi vermek zorunda kalmış ve yaşadığı zorluklar Timuçin'in ruhuna ve bedenine işlemiştir. Babasının ölümünden han seçildiği 1196 yılına kadarki geçen süre, Timuçin'in kişiliğinin şekillenmesinde ve Cengiz Han olarak tarih sahnesine çıkmasında çok etkili olmuştur. 12 yaşlarında yetim kaldığında, onu çok küçük ve zayıf gören kabilesi Timuçin'e itaat etmeyi reddetti. Timuçin'in çocukluk yıllarında ok atma, güreş tutma, ata binme ve dövüş gibi konularda büyük ve küçük kardeşlerden daha zayıf ve başarısız olduğu bilinmektedir. Annesi Hoelin Uci'nin bütün gayretine rağmen, Timuçin'in babasının arkadaşları ve kabile mensupları, klanın sahip olduğu sürüleri de alarak Timuçin'i ve ailesini terk ettiler. Babasından kalan sürüsünü baba tarafından akrabalarına kaptıran müstakbel Timuçin, at ve koyun sürülerini yeniden teşkil edinceye kadar annesi ve kardeşleriyle birlikte sefil bir kara ve su avcılığı hayatı sürmek zorunda kaldı. Hoelin Uci'nin ve çocukları onun ırmağı yakınlarındaki dağlara kaçmaya mecbur kaldılar ve orada sürekli tehdit altında yapayalnız bir şekilde böğürtlen, balık ve avladıkları hayvanları yiyerek yaşam savaşı verdiler. Timuçin bu zor koşullar altında büyüdü ve başka bir klana mensup olan Camuka adlı biriyle tanışıp kan kardeşi oldu. Daha sonra bu iki arkadaşın yaşamı kesişecektir. Gizli tarihte ve diğer kaynaklarda Timuçin'in bu sıkıntılı yoksulluk döneminde avladıkları balıklardan birinin paylaşımı sırasında çıkan bir mücadeleden ani bir öfkeye kapılarak öz kardeşini okla vurarak öldürdüğü belirtilir. Diğer kaynakları ise bu olayın altında başka bir nedenin bulunduğunu, Timuçin'in aile reisliği konusunda önemli bir rakibini ortadan kaldırarak klan politikalarının temel noktalarından birini elde etmeye çalıştığını iddia etmektedir. Çocukluk yılları türlü zorluklar içinde geçen Timuçin, rakip kabileler tarafından da bir süre tutsak edildi. Yesugey'in adamlarını Timuçin'in ailesine karşı kışkırtan Taiçut kabilesi, Timuçin'i de kaçırınca annesinin üzüntüsü ıstıraba dönüştü. Bazı araştırmacılar Timuçin'in bu tutsaklığını öldürdüğü kardeşiyle irtibatlandırmakta ve Timuçin'in öldürdüğü üvey kardeşiyle bu kabile arasında bulunan bağdan dolayı intikam almak için kaçırıldığını ileri sürmekteler. Onun kaçırılmasının nedenine ilişkin olarak öne sürülen diğer bir iddiaya göre ise, ailesinin çektiği sıkıntıların daha sonra intikamını almasından korktukları için Timuçin'i uygun bir zamanda öldürmek kastıyla tutsak ettikleri yönündedir. Profesör Doktor Abdülkadir Yuvalı'ya göre bu sırada boynuna bukağı vurulmuş ve köleleştirmek için akla gelen her türlü fiziki ve manevi işkenceye maruz bırakılmıştır. Timuçin, Süldüz şefi Sokran Şirav ve onun oğulları Çilaun ve Çimbay'ın işbirliği sayesinde kurtulmuştu. Kaçmasına yardımcı olanları Timuçin'in imparatorluğunu kurduğu zaman ödüllendirdiği söylenir. 16 yaşına basınca Timuçin, babasının ölmeden önce ailesinden istediği sözlüsü Börte ile evlenmek için Ungirat klanına gitti. Başta da anlattığımız Keraitler, komşuları Moğollar gibi atlı ve göçer kavimdiler. Aralarındaki tek fark, Keraitlerin Nasturi mezhebine bağlı Hristiyan olmalarıydı. Onlar o dönemin en büyük ve en güçlü boylarından biriydi. Tuğrul'un ataları Orta Doğu'dan yola çıkıp Asya'ya gelmiş olan misyoner rahipler vasıtasıyla Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Samur kürklerinden oluşan armağanlarını Tuğrul'a sunan Timuçin'in, Keraitlerin lideri tarafından teveccüh ile karşılandığı bilinmektedir. Tuğrul ile Timuçin bundan böyle artık müttefik olmuşlar ve Timuçin mutlak şekilde Tuğrul'un tebaası olmuştu. Bu bağlılık Timuçin'in Keraid hükümdarına yaptığı hitapta kullandığı Babam Han ünvanıyla da açıkça bellidir. Tuğrul, Timuçin'e babasının adamlarını yeniden toplaması için destek olacağına dair de söz verdi. Timuçin daha harekete geçememiş iken düşmanları olan Merkitler, Timuçin'in kampını bastılar ve karısı Börte'yi kaçırdılar. Bu az önce söylediğimiz eski bir hesaplaşmanın intikamıydı. Cengiz, Merkit çetesi tarafından yapılan bu baskından ancak karısı Börte'yi bırakarak kurtulabilmiştir. Tuğrul bu kaçırılma haberi üzerine derhal harekete geçerek Merkitlerle çarpışmak için bir ordu topladı ve komutasını Timuçin'in çocukluk yıllarından arkadaşı olan Camuka'ya verdi. Karşı saldırıyla Börte kurtarıldı ve Timuçin kendisini kanıtladı. Tek hayal kırıklığı Börte'nin hamile olmasıydı.
büyük oğlu Cuci'nin evlilik dışı bir ilişkiden doğmuş olabileceği kuşkusunu Timuçin hayatı boyunca hep taşıdı. Bu konunun üstü daha sonra tamamen kapatılmış ve Cuci'nin kimden olduğu tarihin büyük sırlarından birine dönüşmüştür. Merkitleri yenmesi Timuçin'e büyük bir saygınlık kazandırdı. Bu saygınlık onun hayatında bir dönüm noktası oldu. İnsanlar yavaş yavaş onun etrafında toplanmaya başladı. Bu sırada Moğollara han olma sevdası kan kardeşi Camuka ile arasını açtı. Şu ana dek omuz omuza yürüyen dostlar yollarını ayırdılar. Kimi tarihçilere göre Timuçin hayatı boyunca samimi bir yapıya sahip olmuş ve dürüstlüğe her zaman çok yüksek değer biçmiştir. Moğol kabilelerine han olmasında giden yolda bu özelliği çok öne çıkmıştır. Moğolların gizli tarihinde Timuçin'in tarafını seçenlerin ağzından şu sözler nakledilir. Timuçin adamlarına kendi giysilerini veriyor, hatta kendi atlarına bile binilmesine izin veriyor. Bu adam kabileye huzur getirip tüm ulusu yönetebilir diyorlardı. Timuçin'in dürüstlüğe ne kadar önem verdiğini ve Tayçutlardan Cebe ile nasıl tanıştığını gösteren bir olayı anlatmak istiyorum. Savaş sırasında Timuçin'in atı atılan bir okla ense kökünden yaralanmış ve Timuçin atını yaralayanın kim olduğunu sorduğu zaman Cebe, o oku atanın kendisi olduğunu dürüstçe söylemiştir. Belki de öldürülmeyi beklerken Cengiz Han tarafından şu sözlerle takdir edilmiş ve bu olay ikisi arasındaki dostluğun başlangıcı olmuştur. Cengiz Han, "Düşman savaşıp zehirlediğini gizleyerek yalan söyler. Ama sen savaşıp zehirlediğini gizlemeden dürüstçe konuşuyorsun. Böyle insanlarla arkadaşlık edilebilir. Senin Zurgaday denilen adının yerine ağzı Akkula savaş atımın ense kökünden temrenle vurduğun için sana Cebe adını veriyorum. Yanımda bulunarak beni temren gibi koru." Bunun dışında ileride çıkaracağı Cengiz Han yasalarında Moğol tarihinde ilk kez savaş ganimetlerinden askerlerin de payını ayırttı. Tabii savaşta gösterdikleri başarıları oranında. Cengiz Han'ın hayatı boyunca eksiksiz uyguladığı bazı özellikleri vardı. Bunların arasında ihaneti affetmemesi yanında yakın dostlarına karşı minnettarlık hissinin çok kuvvetli olmasıdır. Cengiz'in dostlukları daha çok savaşlar ve devlet yönetimine bağlı olarak adeta kader beraberliğine dayanırdı. O başarılarında emek sahibi olduğu bilinen Borçu, Mukali, Çilaun Batur, Celme, Cebe ve Sübutay gibi ünlü generallerinin başarılarını ve sadakatlerini dostlarına anlatmak suretiyle onları sık sık övmekten zevk alırdı. Ayrıca savaşlarda ve devlet yönetimindeki başarılarına bağlı olarak ünvanlar, geniş otlaklar, ganimet ve avlanma hakkı gibi ödüller vermeyi de ihmal etmemiştir. Cengiz'in hayatı boyunca uygulamış olduğu diğer bir özelliği ise kendi halkına, kumandanına veya hükümdarına ihanet etmek suretiyle bir çıkar hesabıyla kendisine sığınan yabancı devlet adamları, beyleri ve hükümdarları asla affetmemiş olmasıdır. Zira ondaki hakim düşünceye göre kendi hükümdarına, kendi halkına ve ülkesine ihanet eden kimseler bir gün gelir Moğol'a, Cengiz'e de ihanet ederler. Bu sebeple de böylesi kişilere kendisine hizmetleri dokunmuş olsa da asla yaşama hakkı tanımamıştı. ...1202 tarihinde Dalan Nemürges'te meydana gelen savaşta ezeli düşmanı Tatarları yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine şamanlar dört bir yanda Cengiz Han'ın bozkırları yönetmek için Tengri'den emir aldığı üzerine öyküler anlatmaya başladılar. Bu arada burada bahsi geçen Tatarlar bildiğimiz Kırım Tatarları değil, Tatar adını taşıyan güçlü bir Moğol kabilesidir. İlber Ortaylı bugünlerde Tatar ismini taşıyanların kendi ismini beğenmediklerini vurgulayarak kendilerinin Bulgar olduklarını iddia ettiklerini söyler. Moğol-Tatar mücadelesi Çin imparatorlarının geleneksel siyasetine bağlı olarak önce Tatarların lehine gelişmiş ve Moğol kabileleri büyük acılar çekmişlerdir. Timuçin'in dostu ve müttefiki Tuğrul Han ile birlikte 1198 yılında Tatarlara karşı kazanmış olduğu başarıyla atalarının ve babası Yesügey'in intikamını almıştı. Ancak Timuçin'in Tatarlar konusundaki düşüncesi gerçekleşmemiş ve dolayısıyla beklenen sonuç alınamamıştı. Bu yüzden Timuçin'in düşündüğü büyük projenin hayata geçirilmesi için Tatarların doğuda oluşturmuş olduğu tehdit göz ardı edilemezdi.
Çünkü önceki dönemlerde Tatarlar Çin'deki devletlerden her zaman destek almışlardı. Bu yüzden Timuçin 1201 yılı sonlarında Büyük Tatar Seferini başlatmıştır. Aynı yıl içinde Timuçin'in dostu ve müttefiki Tuğrul Han, Timuçin'e haber vermeden Merkit Seferini başlatmıştır. Tuğrul Han, Merkitlerin hakimi Toktoa Bekin'in büyük oğlunu öldürmüş, geri kalan aile fertlerini de esir etmişti. Timuçin de Tatarları ağır bir yenilgiye uğratarak çok sayıda esir almıştı. Onun bu esirlere ne yaptığı tartışmalıdır. Ancak bu bir gerçek ki Tatarlar o savaştan sonra eski güçlerine hiçbir zaman ulaşamadılar. Timuçin'in bu yükselişi eski arkadaşı ve yeni rakibi Camukha'yı rahatsız etmeye başlamıştı. Moğolların gizli tarihine göre olayları çatışmaya dönüştüren bazı vakalar yaşanmıştı. Bunlardan birinde Camukha'nın adamlarının Cengiz'in, bir başka kaynağa göre ise Cengiz'in yakın bir akrabasının atlarını çalmaya kalkıştığı ve bu sırada kardeşinin öldürüldüğü yer alır. Bunun üzerine Camukha Cengiz'in kampına ani bir saldırı düzenledi. Timuçin'in adamları geri çekilmek zorunda kaldı ve kendisi de canını zor kurtardı. Fakat birçok adamı Camukha'ya esir düştü. Ardından Camukha'nın esir ettiği adamları 70 büyük kazanda kaynatarak öldürdüğünü duyması Cengiz'i oldukça öfkelendirdi ve intikam almaya yemin etti. Ancak bu işte desteğe ihtiyacı vardı. Eski hamisi olan ve Han babam dediği Keraitlerin lideri Tuğrul Han'a gitti. Ancak o sıralar Keraitlerde bir grup isyan çıkarmış ve Tuğrul'u Gobi çölüne sürmüşlerdi. Cengiz öncelikle Tuğrul'un düşmanlarına saldırdı. Kazandığı başarı Bozkır kabileleri arasında şöhretinin daha da artmasına neden oldu. Söz konusu gelişmelere ilave olarak Timuçin, Keraid Konfederasyonu içindeki karışıklıktan yararlanmak isteyen Merkitlerin saldırısını da püskürtünce ününe ün katmış oldu. Keraidleri hakimiyeti altına alan Timuçin, Batı'nın büyük kabilelerinden Naymanlarla giriştiği mücadeleden de başarıyla çıkmış ve hatta Nayman hükümdarı Tayang Han, Moğolları gördüğü zaman aklını yitirmiştir. 1205 tarihinde Mergit hükümdarı Toktoga Han'ı da yenilgiye uğratan Cengiz Han, büyük hanlık yolundaki bütün engelleri teker teker ortadan kaldırmış ve Naymanlarla birlik olup kendisine ihanet eden Camuk Han'ın da kanını yere akıtmadan saygın bir şekilde ölmesini sağlamıştır. Gizli tarihe göre Timuçin Camukha'ya tekrar arkadaş olmalarını ve yanında olmasını teklif etti. Camukha bunu reddetti ve kendisinin bir asile yakışır şekilde kanının dökülmeden öldürülmesini, cesedinin yüksek bir yere gömülerek saygıdan mahrum edilmemesini rica etti. Timuçin de senin hayatını bağışlamak istediğim halde bunu kabul etmiyorsun. Öyleyse seni kendi arzuna göre kanını akıtmadan öldürteceğim dedi ve onun boyun kemikleri kırılarak öldürülmesini emretti. Tarihçi Vladimir Stov da bu konuyla ilgili şöyle söylemiştir. Şaman inancına göre insanın ruhu kanında bulunduğuna göre bu bir lütuftu. Moğol geleneğine göre kan dökmeden kurban etmede saygı duyulan ve kutsal olan kurban değil, kanın kendisidir. Amaç ruhun toprak tarafından emilmesini önlemektir. Timuçin bir lider olarak yükselirken şartlar değişiyor ve böylece saflar da değişiyordu. Bir zamanlar Timuçin'in yanında olan, ona yoldaş olan dostlar sonradan onun düşmanı olmuştur. İkinci baba olarak gördüğü Tuğrul Han bile çıkarları söz konusu olduğu zaman onun karşısında yer almıştır. Tuğrul Han artık yaşlanmıştı. Bu nedenle de yönetimle ilgili kararlar artık daha fazla oğlu tarafından alınmaya başlanmıştı. Ancak oğlunun yönetimdeki zayıflığından dolayı Keraid Konfederasyonu'nda bölünme başladı. Zaman içinde kabileler Tuğrul Han'ın gözden düştüğünü hissedip onu terk etmeye başladılar. Bu durum Timuçin'e Bozkır insanının sadakati konusunda acı bir ders oldu. Konfederasyondan ayrılan boylar teker teker Timuçin'in tarafına geçiyorlardı. Gerekli anı beklemeye başlayan Timuçin güce ulaştığını gördüğü anda Keraitlere saldırdı. Daha üstün olan Keraid güçleriyle çarpışırken Timuçin'in ikinci oğlu Ögeday ağır yaralandı. Timuçin 4600 askeriyle geri çekilip Balçıyuna gölü kıyısına yerleşmek zorunda kaldı. Eski hamisiyle temas kurmak ve arayı düzeltmek istediyse de reddedildi. Issız topraklardaki bu hadise 1203 yılında yaşanmış olmalıdır.
Erken dönem tarihçilerine göre yaşanan bu gelişme Temuçin için büyük bir sınav olmuştur. Sonraki yıllarda Balceyuna Gölü kıyısındayken Temuçin ile beraber olduğunu kanıtlayanlar büyük ödüllerle onurlandırıldılar. Tuğrul Han savaş meydanından kaçarken öldürüldü. Cengiz esir ettiği Kerait ordusu askerlerinden hiçbirini cezalandırmadı. Aksine onları kendine bağlamak için savaş meydanındaki kahramanlıklarını halkına karşı övdü. Ardından oğullarını Keraitlerin prensesleriyle evlendirdi. Bu dışarıdan her ne kadar barışı pekiştirme girişimi olarak görünse de Cengiz'in asıl amacı Kerait ordularını kendi ordularına kattıktan sonra Keraitleri Moğol ulusu içinde eritmekti. Böylece Moğolistan'ın doğusundaki büyüklü küçüklü kabile ve boylar arasında Timuçin'in başlatmış olduğu hareketin karşısında durabilecek, başka bir ifadeyle ciddi manada tehlike teşkil edecek güç kalmamıştır. Bütün Moğol kavimlerini hakimiyeti altında toplayan Timuçin, 1206 Kaplan yılında Büyük Han seçilmiş ve Cengiz Kağan unvanı bu kurultayda verilmiştir. Böylece tüm teşkilatıyla ve Cengiz yasalarıyla birlikte devletin temelleri bu tarihten sonra atılmıştır. Ayrıca Cengiz Han bir Türk kavmi olan Karluklar üzerine Kubilay'ı göndermiş, Karluk hükümdarı Arslan Han ve sonrasında Uygur hükümdarı Idık Kut bir savaş olmaksızın Cengiz Han'a bağlılıklarını bildirmişlerdir. Bu davranışlar üzerine Cengiz Han da onlara kızlarını vererek iltifatta bulunmuştur. Cuci'yi de orman kavimleri üzerine göndermiş ve Oyratlar başta olmak üzere Barkun, Ursut, Kankkas ve başkaca birçok orman kavmi ve Kırgızlar kendi istekleriyle Cengiz Han'a tabi olmuşlardır. Calair, Baharin, Barulas, Olhunut, Süldüs, Besüt, Arulat, Bayagut, Darhat, Nayohun boylarından birçok insan Temuçin'in etrafında birleşmiştir. Ayrıca Camuka'dan ayrılan Noray, yine Camuka'dan ayrılan Saçabeki, Taychu ve Sarbatu, Daridai Otçigin, Kutula Kağan'ın oğlu Altan Otçigin gibi Moğolların önde gelen şahsiyetleri Timuçin'e katıldılar. Cengiz adı üzerinde anlam bakımından farklı görüşler beyan edilmiştir. Erik Haniş'e göre Cengiz adı Çince dürüst, sadık, Haradavan Cengiz'in Batı Moğolca'da güçlü, sağlam, Rizaeddin Fahreddin ise Cengiz'in zafer kazanan ve bağımsız hükümdar anlamlarına geldiğini yazmaktadır. Meng Hung'a göre Cengiz Çince semaların oğlu anlamına gelir. Osman Turan ise farklı bir açıdan bakarak Cengiz adının Tingiz yani deniz anlamına geldiğini söylemiştir. Aynı şekilde Zeki Velidi Togan'a göre de Cengiz'in anlamı deniz demektir. Ayrıca Cengiz Han, hükümdarın çeşitli lakaplar kullanmasını yasaklamış ve hükümdarlık koltuğuna oturan kişi Han veya Kaan unvanını kullanmıştır. Ardından bütün Türk ve Moğol kavimlerini dokuz bacaklı Aktu altında birleştiren Cengiz Han, böylece devletin temellerini atmış ve teşkilat alanında bir takım düzenlemelere gitmiştir. Öncelikle devletin kuruluş aşamasında kendisine yardımcı olan ve kendisini hiç yalnız bırakmayan dostlarının rütbesini arttırmış ve binbaşı yaparak onlara karşı teşekkürünü bu şekilde ifade etmiştir. Binbaşı yaptığı dostlarının isimleri Moğolların gizli tarihinde tek tek verilmiştir. Yine aynı şekilde yüzbaşı, onbaşı ve tümen komutanlarının atamalarını yapmış, gece bekçileri kıtasıyla gündüz muhafız kıtasını binlik şeklinde tesis edip bunların sayısını arttırmıştır. Ayrıca Cengiz Han, gündüz muhafızlarından kendi şahsi muhafız kıtasını oluşturmuş ve bu muhafızları, hariçteki binbaşı, yüzbaşı ve onbaşılardan üstün tutmuştur. Bu konuda keskin kurallar getirerek suç işledikleri takdirde şahsi muhafızlarını cezalandırma işini kendi elinde toplamış ve kıta komutanlarının onları küçük düşüren her davranışına karşılık kısas uygulanacağını ifade etmiştir. Ekonomik açıdan ne kadar güçlü olursan ol, eğer ordu teşkilatın zayıfsa ve jeopolitik açıdan da önemli bir noktadaysan, o gücün hiçbir önemi kalmaz. Güçlü devlet demek, yek vücut olmuş bir millet, her an savaşa hazır ve iyi teşkilatlanmış bir ordu, iyi işleyen bir ekonomi ve bütün bu unsurları idare etmesini bilen bir lider demektir.
Cengiz Han devletinin sınırları içinde yaşayan bütün insanları ordu teşkilatıyla birbirine kenetlemiş ve koyduğu yasalarla bu sistemi sağlam bir zemin üzerine oturtmuştur. 1206 yılından sonra Cengiz Han, cihan hakimiyeti idealini gerçekleştirmek amacıyla daha büyük fetihler için harekete geçmiştir. Bu sebepten yüzünü atalarını hunharca öldüren Çin'e çevirmiştir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki, genişlemek için ilerleme her zaman batı yönünde olmuş ve Cengiz Han daha sonra Çin'i bırakarak batıya yönelmiştir. Çin, kalabalık nüfusundan dolayı alınması zor bir yer olmakla birlikte, alınsa dahi idare edilmesi çok da kolay bir yer değildi. Asya Hun İmparatorluğu'nun güçlü hükümdarı Mete Han, Çin'e hakim olma fırsatına sahip olmuş fakat kuşatmayı kaldırarak Çin'i sadece vergiye bağlamıştır. Mete Han, kalabalık Çin nüfusu karşısında Türklerin milli kimliklerini kaybetmelerini, onların arasında yok olup bitmelerini istememişti. Cengiz Han, Kuzey Çin Seferi öncesinde bir dağın tepesine çıkarak Gök Tengri'den şu sözlerle zafer dilemiştir. ''Ey Gök Tengri! Kinlerin alçakça katlettikleri amcalarım Okin Barkak ve Ambagay'ın kanının intikamını almak üzere silahlandım. Eğer beni destekliyorsan, bana yukarıdan kolunun kudretini ihsan eyle.'' Bu yakarıştan sonra 1211 tarihinde Kin veya Cürcet İmparatorluğu üzerine sefer düzenleyen Cengiz Han, her ne kadar Kuzey Çin'in tamamını ele geçirememiş olsa da sistemli bir şekilde Çin'i yakıp yıkmıştır. 1213'te Moğol ordusu Cüci, Çağatay ve Ogeday komutasında 1. ordu, Tuluy komutasındaki merkez ordusu, Kasar ve Temüge komutasındaki 3. ordu olmak üzere 3 kola ayrıldı ve Çin şehirleri bu 3 ayrı ordu tarafından istila ve tahrip edildi. Bu 3 ordu daha sonra Pekin önlerinde birleşerek şehri kuşattılar ve tüm ümidini yitiren vali intihar edince Kuzey Çin'in merkezi olan Pekin 1215'te Cengiz Han'ın eline geçti. Bir ay boyunca Pekin'i talan eden Moğollar birçok insanı katletmiş ve şehri harabeye çevirmişlerdir. Ardından Cengiz, güvendiği komutanlarından Mukali'yi de orada bırakarak batıya yapacağı seferlerin hazırlıklarına başlamak üzere Çin'den çıktı. Bu nokta tarihçiler arasında hala tartışılmaktadır. Kimilerine göre Han'ın Çin'i tamamen almaya gücü yetmemiştir. Kimilerine göre ise Cengiz, bütün Türkleri Moğol kimliği altında birleştirmeye daha çok önem verdiğinden batıya yönelmiştir. Bu arada tabii ki Çin seferinden büyük başarılar elde etmiş, ordusunun teçhizat ve ihtiyaçlarını karşılamış, nakliyat işinde kullanmak için deve ve bina yapımı için birçok sanatkar mühendis getirtmiş, hem de insanların kalplerine korku salmıştı. Moğollar savaşlar sırasında olduklarından daha güçlü görünmek düşüncesiyle askerlerini ön saflarını geniş tutarak ilerler, düşman belirli bir yerde savaş düzeni aldığı sırada Moğol kuvvetleri ortadan kaybolurdu. Şayet düşman askerleri geri çekilen Moğol kuvvetlerini takibe koyulursa, Moğollar düşman kuvvetlerini kendileri için uygun bir mekana çektikten sonra etraflarını sararlar ve böylece kolayca netice alırlardı. Moğol kuvvetlerinin öncü birlikleri ok yağmuruyla düşmanı şaşırtma ve kayıp verdirme işlemini tamamlamasından sonra öncü kuvvetleri yanlarına kaydırmak suretiyle arkadan gelen yeni gruba da aynı manada manevra yapma fırsatı verilmiş olurdu. Moğol kuvvetleri uzun bir zemin ve zamanı kollama düşüncesiyle düşmanı günlerce peşlerinden sürüklemek suretiyle bekledikleri sonucu alırlardı. Düşmanın yapacağı manevraya bağlı olarak merkezdeki kuvvetler saldırıya geçer, kargı ve kılıçlarla dövüşen bu grupların sergilemiş oldukları tavır düşmanı şaşkına çevirirdi. Düşman kuvvetlerinin göğüs göğüse savaşta ısrarlı olması halinde Moğol kuvvetleri saflarını açarak düşmanın kaçması için fırsat verirdi. Şayet düşman bu oyuna gelir de geri çekilme, kaçma gibi bir durum sergilerse Moğol kuvvetlerine beklediği fırsatı vermiş olurlardı. Çin seferinden sonra yaşanan bir olay, Cengiz'in karakterini ve aslında oldukça barbar görünümünün altındaki o dürüst insanı da tam anlamıyla görmemizi sağlar. Bahsedeceğimiz olay, tarihe Otrar hadisesi olarak geçmiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nin çöküşünden sonra Harezm Şahlar Devleti'nin hükümdarı Alaaddin Muhammed çok geniş topraklar ve güç elde etmişti. Onun da gözü Çin topraklarındaydı. Ancak Cengiz Han ondan daha hızlı davranınca bunun doğru olduğuna inanmaz ve gerçeği öğrenmek için Kaan'a elçiler yollar.
Cengiz gelen heyeti büyük bir saygı ve ikram ile karşılayarak komşu ülkeyle çok iyi ticari ilişkiler kurmak istediğini söyler. Dünyanın imarı ticaretle olur. Bu yüzden aramızdaki ticari ilişkileri geliştirelim der. Ardından bir heyette kendisi gönderir. Oldukça pahalı hediyelerle Alaaddin Muhammed'e giden heyet, ona Cengiz Han'ın selamları ve dostluğuyla birlikte Cengiz'in kendisi hakkında söylediği Garb'ın efendisi iltifatını da götürürler. Bunlar aslında güzel bir dostluğun ve ittifakın kurulması için yeterliydi. Ancak dediğimiz gibi Alaaddin bu dostluğa karşılık vermek yerine elçilerden Mahmudül Harezmi ile ayrıca görüşüp Cengiz Han'ın Kuzey Çin seferi ve ordusunun büyüklüğüyle ilgili bilgi edinmeye çalışır. 1218 tarihinde Harezm Şahlardan gelen bir ticaret kervanı Moğol topraklarına girdi ve Cengiz Han bizzat kervandaki bütün malları ederlerinden çok yüksek fiyatlara satın aldı. Ardından Cengiz Han 450 kişiden oluşan bir ticaret kervanını ve çok samimi duygularla yazılmış bir mektubu Harezm bölgesine göndermiştir. Mektupta şunlar yazmaktadır. Ülkenizin tüccarlarından buraya gelenler oldu. Onları memnun edip sağ salim gönderirken onlarla birlikte ülkenizde alışveriş yapıp güzel ve nadide şeylerle geri dönsünler diye adamlar gönderiyoruz. Böylece ticari ilişkiler aramızdaki anlaşmazlıkları ve düşmanlıkları kaldırıp yerine sevgi ve dostluk getirmeye, kin ve husumetin sürüp gitmesini önlemeye vesile olacak. Ancak size şimdi çok farklı bir kaynaktan gelen başka bir bilgiyi de aktaracağım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi ve araştırmacı yazar Engin Kırlı'ya göre Cengiz Han, Alaaddin'e içinde gizli bir hakaret ve tehdidin bulunduğu bir mektup yollamıştır. Mektubun içeriği şöyledir. Sana bu armağanları gönderiyorum. Senin gücünü ve imparatorluğunun büyüklüğünü biliyorum ve seni en sevgili oğlum olarak görüyorum. Sen de benim Çin'i ve kuzeyindeki tüm Türk uluslarını ele geçirdiğimi biliyor olmalısın. Benim ülkemde askerler karınca kadar çoktur. Gümüş madenlerim vardır ve başka topraklara gereksinimim yoktur. Bu nedenle halklarımız arasında ticaret geliştirmenin ikimizin de çıkarına uygun olacağını düşünüyorum. Kırlı'ya göre buradaki oğlum kelimesi aslında hakarettir ve arkasında da bir maksat vardır. Çünkü Moğol tarihçilere göre o sıralar Cengiz'in batıya saldırması zaten an meselesiydi. Fakat her şeye rağmen ilk kıvılcımı çakan Harezm Şah olacaktır. Cengiz'in yolladığı 450 Müslüman tüccarında aslında casuslar olabileceği ihtimaller arasındaydı. Ancak bu net değildir. Bu olayı anlatan en önemli kaynaklardan Cüveyni, bu kervandaki tüccarların milliyetiyle ilgili bilgi vermiyor. Ancak diğer kaynaklar, örneğin René Grosset, elçi Ukana dışındaki hepsinin Müslüman olduğunu, Vernadsky ticaret kervanının ekseriyetle Harezmli ve Buharalılardan meydana geldiğini, İbnül Esir ise bu kervanın Türklerden müteşekkil olduğunu yazmıştır. Ancak bu kervan Otrar topraklarına girdiği an, girdikleri bölgenin valisi tarafından durduruluyor, bütün mallarına el konuyor ve tüccarların da hepsi öldürülüyor. Bu aslında apaçık bir savaş sebebiydi. Ancak Cengiz Han, Alaaddin'in bu olaydan haberinin olmayabileceğini düşünerek bir heyet daha yollar. Heyet hem olayı Alaaddin'e anlatacak hem de Cengiz'in talimatıyla yüzlerce tüccarını katleden vali İnalcık'ın teslim edilmesini isteyecektir. Ancak yersiz ve anlamsız bir öfkeye kapılan Alaaddin, Cengiz hakkında "O kafir köpek hangi cesaretle böyle bir şey talep eder?" diye hakaretler savurur. Elçilerin başkanını öldürtür, diğer üyelerini ise kafalarını ve sakallarını kasıtarak geri gönderir. Böylece Alaaddin Muhammed artık dönüşü olmayan ve sonunu getirecek bir yola girer. Bu olay üzerine Cengiz Han bir dağın tepesine çıkarak 3 gün boyunca "Tanrım, bu karışıklığı çıkaran ben değilim. Bana intikam gücü ver" sözleriyle Tanrı'ya yalvarmış ve daha sonra savaş için hazırlıklara başlamıştır. Bu arada Cengiz Han katılmış olduğu hemen her sefer öncesinde veya kendisi için önemli gördüğü günlerde Moğollarca kutsal sayılan Burkan Kaldun Dağı'na çıkar ve 3 gün sonra dağdan indiğinde Gök Tengri ruhsat verdi. "Sonsuz gücüyle yanımızda olacak. Biz kazanacağız." mealindeki sözlerle halkını ve askerlerini psikolojik olarak başarıya hazırlardı.
Ancak her şeye rağmen Cengiz Han beklenmeden saldırmak yerine Alaaddin Muhammed'e bir elçi göndererek çok büyük bir orduyla birlikte üzerine geleceğini haber vermiş ve şöyle söylemiştir. ''Siz adamlarımı öldürür, mallarımı onların elinden alırsınız değil mi? O halde karşı koymaya güç yetiremeyeceğiniz kalabalık bir orduyla üzerinize geliyorum. Hazır olunuz.'' Alaaddin Muhammed casusları aracılığıyla üzerine gelen Moğol ordusunun dehşet verici büyüklüğünü öğrenince ikinci stratejik hatayı yapmıştır. Açık meydan muharebesi yerine askerlerini ayrı ayrı bölgelere küçük gruplar halinde yerleştirmiş, askerlerin teçhizat ve yeme içmelerini de kendilerine bırakmıştır. En önemli karar ise Alaaddin Muhammed'in kendisini koruyabileceği korunaklı bir yerde bulunması gerektiği olmuştur. Aslında bu stratejiyle devlet kendi ipini kendisi çekmiştir. Çünkü bu tabloda ne bir ordu disiplini ne de bir emir komuta birliği söz konusu değildir. Ve en önemlisi kendisini Büyük İskender, Sultan Sencer olarak gören ve Çin'i ele geçirme planları kuran Alaaddin Muhammed ordusunun başında yoktu. Cengiz Han Otrar önlerine geldiği zaman yine bir dağın tepesine çıkarak 3 gün boyunca dua etmiştir. İslam müellifleri Cengiz Han'ın başarısını Tanrı'ya olan bağlılığına, Alaaddin Muhammed'in başarısızlığını ise gururuna yormuşlardır. Otrar 5 aylık muhasaradan sonra ele geçirilmiş fakat muhasara sırasında yaşanan bir hadise Moğolların sadakate ne kadar önem verdiklerini göstermesi açısından önemlidir. Gayır Han'la Hacip Karaca arasında bir görüş ayrılığı yaşanmış ve Hacip Karaca şehri teslim etmekten yana bir tavır almıştı. Bu teklif Gayır Han tarafından kabul edilmeyince Hacip Karaca bir gece bir grup askeriyle birlikte şehri terk etmiştir. Bir süre sonra yakalanan Hacip Karaca, Çağatay ve Ögeday'ın karşısına çıkarılmış ve ''Sen üzerinde bunca hakkı olan efendine vefa göstermedin. Bizim de senden vefa beklememiz cahillik olur.'' sözleriyle öldürülmüştür. Sunak ve Cent taraflarına gelen Cengiz Han'ın oğlu Cuci, kimseye zarar gelmeden şehri teslim etmeleri için Hasan Hacı adında bir elçi göndermiş fakat bu elçi halk tarafından linç edilerek öldürülmüştür. Cüveyni'nin ifadesiyle büyük bir kavmin can damarına saldırdıklarını, bütün bir milletin yok olmasına sebep olduklarını bilmiyorlardı. Adeta bir çekirge sürüsü gibi her tarafa yayılan ve Müslüman şehirlerini birer birer istila eden Moğollar karşısında bütün ümidini yitiren Alaaddin Muhammed sonunda kaçtı ve Hazar denizindeki adalardan biri olan Abasgün şehrine yerleşti, orada da öldü. Otrar hadisesi Alaaddin Muhammed'in sebep olduğu talihsiz bir olaydır. Tek amaçları ticaret yapmak olan yüzlerce insan mal hırsı yüzünden gereksiz yere öldürülmüş ve yüzlerce insana karşılık yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bölgenin en önemli cazibe merkezleri Moğol askerlerinin atları altında yerle bir olmuştur. İbnül Esir'in bile yıllarca kaleme almaya cesaret edemediği elem verici olaylar yaşanmıştır. İbnül Esir üzüntüsünü şöyle dile getirmiştir. Tatarların, diğer adıyla Moğolların İslam dünyasına girişleri hadisesini kaleme almaktan yıllarca çekinip durdum. Bu olaydan bahsetmeyi hiç de istemiyordum. Bazen bunu yazmanın gereğine inanıyor, bir adım ileri atarken 2 adım geri atıp vazgeçiyordum. Kim bu büyük felaketin yazılmasını ve anlatılmasını kolay görebilir? Keşke annem beni doğurmasaydı. Keşke bu büyük felaketten evvel ölüp gitseydim, adım ve sanım unutulsaydı da bu olayla karşılaşmasaydım, böyle bir olayı yaşamasaydım. XII. yüzyılda İslam medeniyetinin merkezi olarak kabul edilen Buhara'ya giren Cengiz, kentin talan edilmesi için hiçbir engel kalmamasını sağlamak için tüm sivil halkın üstlerindeki giysilerden başka her şeyi geride bırakarak kentten çıkmalarını emretti. Şehrin yağma edildiği esnada çıkan yangın tüm kenti yok etti. Buharalı binlerce kadın ve çocuk daha sonra diğer kentlerde olduğu gibi arabalara yüklenerek köle olarak Moğolistan'a gönderildi. Moğollar, şehir sakinlerinin önemli bir kısmının kaçmasına, Buhara'nın geçirdiği felaketi çevreye yayacakları düşüncesiyle izin vermişti. Amaç, Harezmşahların başkenti Semerkant halkını dehşete düşürüp morallerini çökertmekti. Yani bu, tarihin ilk psikolojik savaş örneklerinden biriydi.
Bir yıl kadar direneceği tahmin edilen başkent 5 gün sonra düştü. Oğlu Celaleddin istilacılarla savaşması için babasına dil dökmüş ama Harezmşah kulak asmamıştı. Cengiz Han kaçan sultanın ardından Cebe ve Sübede'yi gönderdi. Celaleddin'in amacı ise Moğolları durdurabilmekti. Ardından Afganistan'a giren Cengiz Han, Pakistan'ı geçtikten sonra İndus Nehri'ni aştı. Bu harekat esnasında Belh ve Nişabur da yerle bir edildi. Celaleddin savaş boyunca yakalanamadı. Onun kahramanlığından cesaret alan bazı kentler ayaklanmaya kalkıştı. Bu ise Moğolların gazabını daha da arttırmaktan başka bir işe yaramadı. Moğollar bir hafta boyunca Herat halkını kılıçtan geçirdiler. Kale dışında kentte taş üstünde taş kalmadı. Sübedey, Azerbaycan ve Gürcistan'daki Hristiyan krallığına saldırdıktan sonra Rusya'ya girdi. Bundan sonra Alanlar, Çerkesler, Kıpçaklara saldırdı. Moğollar Rus kuvvetlerini 1223'te feci bir şekilde mağlup ettiler. Cengiz Han'ın komutasındaki ordu açısından İndus Nehri'ne varınca askeri harekat tamamlanmış oldu. Haberciler Harezmşah'ın hükümdarı Muhammed Harezmşah'ın öldüğünü bildirmişlerdi. Sultanın ordusu yok edilmiş ve onun oğlu Celaleddin artık bir tehlike olmaktan çıkmıştı. XII. Yüzyılda tarih sahnesine çıkan ve büyük bir imparatorluğun temellerini atan Cengiz Han, başlangıçta sadece Moğolların hanı iken, Türklerle meskun coğrafyaların da hakimiyet altına alınmasıyla birlikte, bütün Türk ve Moğol kavimlerinin büyük hanı olmuş ve bu devlet tarihte Türk-Moğol devleti olarak anılmıştır. Cengiz Han'ın ortaya çıktığı sahalar, Hunlardan itibaren Türklerin ana yurdu olup, Türkler için kutsal kabul edilmiştir. Moğol Devleti'nin kurulduğu bu coğrafyada Türkler yoğunlukta olduğu için de üstün Türk kültürü Moğolları her alanda ihate etmiştir. Moğollar Türk müdür sorusu üzerinde çok fazla tartışılan fakat ortak bir düşünce etrafında fikir birliği sağlanamayan bir konudur. Bu konu hafızalarda hep bir soru işareti olarak kalmış ve Moğolların Türk olduğu üzerinde daha fazla durulmuştur. Çalışmamızın girişinde gördüğünüz Cengiz Han'ın soyuyla ilgili efsane, Türklerin yaratılış efsanesine çok benzemektedir. Her ne kadar Moğolların Türk olduğunu iddia eden bilim adamları olsa da bu konu üzerinde bir netlik söz konusu değildir. Oğuz Destanı'nda da bir efsaneden bahsedilir. Buna göre Oğuz Han'la amca çocukları arasında inanç farkı vardır. Oğuz Han, oğullarını yenilgiye uğratıp kara kuruma göndermiş ve onlara kaygılı olunuz anlamına gelen Muval adını vermiştir. Yani bu efsaneye göre Moğollar, Türklerin Moğollaşmış kolunu oluşturur. Zeki Velidi Togan, Moğolları köken olarak Türklere dayandırmış, fakat İbrahim Kafesoğlu ve Bahaeddin Ögel, Türklerle Moğollar arasında bir soy birliği olmadığını ifade etmiştir. Batı kaynaklarında ve Çin yıllıklarında Türkler daha çok Mongoloid yani Moğol tipinde gösterilmiştir. İbrahim Kafesoğlu'na göre yapılan antropolojik araştırmalar sonucunda Türkler ve Moğollar arasında etnolojik ve filolojik açıdan herhangi bir soy birliğinin olmadığı kanıtlanmıştır. Türklerin Mongoloid olarak algılanması, Türklerle Moğolların uzun yıllar birbirlerine komşu olmaları ve aynı coğrafyada iç içe yaşamalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Gumilev'in dünya literatürüne kazandırdığı etnogenez adı altında farklılaşma ve kaynaşmanın etkisi de oldukça büyüktür. Aynı algı yanılması Tatar adında da yaşanmıştır. Ruslar Altın Orda ve Kazan Hanlığı için Tatar derlerken Tatar adını sonradan bütün Türkler için kullanmaya başlamışlardır. Türkler arasında Tatar boyu bulunmakla birlikte bu Türk boyu Moğol Tatarlarından ayrılmaktadır. Tatar boyuna Cengiz Han tarafından son verilmiş fakat bu isim Avrupalılar tarafından Türkler için de kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar Türklerin beyaz ırka mensup olduklarını ve yeryüzündeki 4 büyük beyaz ırk grubundan biri olan Europoid grubundaki Turanit tipinde olduklarını göstermektedir.
Bahattin Ögel de Türkler ile Moğolların ayrı ırklar olduğunu, Franke ve Eberhard gibi bilim adamlarının çalışmalarından yola çıkarak Türkler ve Moğollar iki ayrı ırkın, iki ayrı tarihin ve iki ayrı kültürün sembolleriydiler şeklinde açıklamıştır. Yapılan antropolojik araştırmalar dışında Türkler ile Moğollar arasında bir takım kültür farkları da göze çarpmaktadır. Kültürlerin oluşmasında coğrafyanın ve aynı coğrafya üzerinde farklı tezahür eden tabiat şartlarının önemi büyüktür. Türklerin bozkırlarda yaşamaları atlı göçebe bir kültürün oluşmasına neden olmuş ve bunun sonucunda bozkır kültürü Türklerin yaşam tarzlarının şekillenmesine etki etmiştir. Bozkır kültürünün en önemli özelliği atlı göçebe bir yaşam ve keçeden yapılmış çadırlardır. Geçim kaynakları büyük hayvan sürüleridir ve geçimini hayvancılıkla sağlayan insanların en önemli besin kaynağı da et ve süt ürünleri olacaktır. Giyim kuşamlarının ham maddesini ise özellikle yünlü kumaşlar ve hayvan derisi oluşturmuştur. Vladimir Tsov, Moğolların 11. ve 12. yüzyıllarda ormanlarda ve bozkırlarda yaşayan kabileler olmak üzere iki gruba ayırmıştır. Ormanda yaşayan Moğolların geçim kaynağını avcılık oluşturmuş ve elbiselerini de hayvan derisinden dikmişlerdir. Tahtadan arabalar yapıp bu arabaları nakliyat ve çadırlarını taşımak amacıyla kullanmışlardır. Türkler hiçbir şekilde domuzun ne etinden ne de derisinden faydalanmamışlardır. Fakat Moğollar yoğun şekilde domuz besleyip domuzun hem etini yemişler hem de derisinden kıyafet yapmışlardır. Rubruk, Moğolların domuz bağırsağından yapılan sucuğu çok sevdiklerini ve ayrıca fare eti yediklerini de yazmaktadır. Türkler keçeden yapılmış, Moğollar ise kayın ağacıyla örtülü çadırlarda yaşamışlardır. Vladimir Tsov, eski Moğol çadırlarında baca gibi uzanan bir boyun kısmının olduğundan bahseder. Fakat bu boyun kısmının şimdiki Moğol çadırlarında bulunmadığını da ilave eder. Ayrıca Cengiz İmparatorluğu teşekkül edinceye kadar Moğollar büyük hayvan sürülerine sahip değillerdi ve aynı şey atlar için de geçerliydi. Timuçin'in zor günleri arkasında bırakıp birazcık daha rahata kavuştuğu zaman bile 8 adet atının olduğundan bahsedilmiştir. Bu da gösteriyor ki devletin büyüyüp genişlemesine bağlı olarak hayvan sürülerinin sayısında da artış olmuştur. Görüldüğü gibi ormanlarda yaşayan ilk dönem Moğollarıyla bozkırlarda yaşayan Türkler arasında büyük bir kültür farkı söz konusudur. Bahattin Ögel'in ifadesiyle ancak onların kayın ağacıyla örtülü çadırları, deri ve posttan elbiseleri, ağaç üstüne yapılan evleri, daha doğudaki kavimleri Türk kültüründen ayıran özelliklerdi. Kısacası bu tartışmayı Moğollarla Türklerin aynı değil ama kardeş uluslar olduğunu belirterek kapatabiliriz. Cengiz Han ile ilgili olarak kaleme alınmış olan kitaplardaki resimler aslında daha sonraları Cengiz Han'ın bilinen özelliklerinden hareketle çizilmiş veya çizdirilmiştir. Cengiz Han'ın yaşadığı dönemde çizilmiş bir portresi olduğuna dair bir kayda rastlanmamıştır. Bunun sebebi sağlığında hiç kimseye portresinin çizilmesi ve heykelinin yapılması için izin vermemiş olmasıdır. Cengiz'in çizilmiş bir portresi olmadığı için insanların Cengiz Han'ı hayallerinde canlandırmış olmaları mümkündür. Çünkü ölümünden 40-50 yıl sonra bile hiç kimse onun resmini çizmeye cesaret edememiştir. Daha sonraki dönemlerde ise hemen her kültür çevresinin kendi bakış açısına göre bir Cengiz Han portresi hazırlamış olduğu söylenebilir. Nitekim Çinli ustalar Cengiz Han'ı acımasız bir savaşçı olmaktan ziyade çenesinde bir tutam sakal, boş gözlerle bakan, kafası karışık bir barbar olarak göstermişlerdir. Hakkındaki çok ilginç istatistiklerden biri de şu şekildedir. Dünyanın çok büyük bir bölgesini fetheden Cengiz Han, buralarda 40 milyondan fazla insanı öldürmüştür. Hatırlatalım ki o çağlarda dünyanın nüfusu sadece birkaç yüz milyondu. Yani dünya nüfusunun belirli bir yüzdesi yok olmuştu. Bunun sonucunda da insanlar tarafından ekilen tarlalar sonradan ormanlara dönüşmüş ve bu sayede atmosferdeki karbon miktarında düşüş yaşanmıştır. Bu araştırmanın sonucunda da Cengiz Han ilk küresel soğutma yapan kişi unvanını almıştır. Dolayısıyla Cengiz Han'ın katliamlarının çevreci bir yanı olmuştur. Çevreci demişken,
Cengiz kanunlarında suları ve çevreyi kirletenlerin, doğaya zarar verenlerin cezası idamdı. Cengiz Han, Harezm Şahlara yönelik sefere çıkmadan önce Kin Hanedanlığına karşı yapılan savaşta yerini bıraktığı komutan ölmüş ve Moğol askerleri de Moğolistan'a geri dönmüştü. Kin Hanedanlığı, Cengiz'in ele geçirdiği toprakların büyük bir kısmını geri almıştı. Çin'e düzenlenmesi gereken seferden önce halledilmesi gereken daha önemli bir konu vardı. Maveraun Nehir seferine çıkarken Tankut kralı Cengiz'e asker vermeyi reddetmişti. Bu cezasız kalmaması gereken bir eylemdi. Moğolların batıl inançları oldukça fazlaydı. Cengiz aldığı kötü işaretlere rağmen intikam hissi en güçlü dürtü olduğu için 1226 yılında ordusunun başına geçti. Ancak seferin başlamasından birkaç ay sonra av sırasında atından kötü bir biçimde düştü. Hekimler çok ciddi bir şekilde yaralandığını anlayıp iyileşinceye kadar savaşı ertelemesi için dil döktüler. Ancak çektiği acıyı askerlerinden gizleyen Cengiz Han hekimlerin teklifini reddetti. Tankut seferiyle ilgili olarak Çinli tarihçiler, Farsların Maveraun Nehir'deki savaş hakkında yazdıklarına benzer şeyler aktarmış, korkunç katliam sahnelerini, inanılmaz yıkımı ve ortalığa cesetlerin yığıldığı savaş meydanlarından bahsetmişlerdi. Bu zafer Cengiz Han'ı pek sevindirmedi. Çünkü birkaç hafta önce oğlu Cüce'nin öldüğünü haber almıştı. 1227 yazına gelindiğinde Tankutlara karşı sürdürülen savaş sona ermek üzereyken artık hem kendisi hem de doktorları Büyük Han'ın sonunun yaklaştığını biliyorlardı. Cengiz oğullarını yanına çağırdı. Battaniyelere sarıldığı halde ateşin karşısında titriyordu. Yüksek ateşten sayıklar bir vaziyette, "Benim soyumdan gelenler altınlara bürünecekler. En iyi etleri yiyecekler, en harika atlara binecekler. Kollarına en güzel kadınları alacaklar ve bunların hepsini kime borçlu olduklarını unutacaklar," diyordu. Sonunda bir ara kendine geldiğinde en küçük oğluna bu savaşın nasıl yürütülmesi gerektiğini anlatacak kadar güce kavuştu. Oğullarından Kin Hanedanlığına karşı yapılacak savaşı sürdürecekleri sözünü aldı ve seferin nasıl düzenleneceği uzun süre tartışıldı. Cengiz ölümünden kimsenin haberdar olmasını istemiyordu. Gerçeği saklamak çok da mümkün olmamıştır, ancak bu haberin dışarı sızmaması gerekiyordu. Cengiz Han, "Ölümümü kimsenin öğrenmesine izin vermeyin. Hiçbir zaman ağlamayın ve yas tutmayın. Böylece düşmanlarımızın hiçbir şeyden haberi olmaz. Tankutlu idareciler ve halk belirlenen zamanda şehri terk ettiklerinde hepsini yok edin," demiştir. Cengiz Han 1227 Ağustos'unda öldü. Vladimir Tsov'un ifadesiyle deha sahibi bir vahşi 65 yaşında hayata gözlerini kapadı. Askerler ellerinde kılıçlarıyla kente girdiler ve kimseye acımadılar. Surların içinde yaşayan bütün canlılar öldürüldü. Bir halk tamamen ortadan kaldırıldı. Bu yüzdendir ki kaynaklarda bundan sonra Tankutlar hakkında bir bilgiye rastlanılmamaktadır. Moğolların komutanlarını Bozkır'a geri götürmeleri haftalar aldı. Yolda tabutu gören herkes öbür dünyada efendilerine hizmet etmeye gönderildi. Cengiz Han bir zamanlar Tengri'nin kendisine hitap ettiği Burkan Kaldun Dağı'nda, yakınında onun Tuğla ve Kerülen nehirlerinin çıktığı bir mevzide gömülmeyi vasiyet etmişti. Geleneğe göre Moğol ulusunun asıl ataları olan Mavi Kurt ile Beyaz Geyik bu dağın yakınında çiftleşmişti. İnsanlık tarihinde büyük olarak tanımlanmış Büyük İskender, Roma İmparatoru Julius Caesar ve birçok devlet adamı genellikle yakın çevresindeki insanların ihanetleri sonucu öldürülmüşler veya Napolyon misali sürgünde ölüme terk edilmişlerdir. Cengiz Han 2. Çin seferi sırasında sevdiklerinin arasında Ger adı verilen otağında hayatını kaybetmiştir. Moğollar Cengiz Han için öldü tabirini bile kullanmamış, sadece göğe yükseldi yani uçmağa vardı demişlerdir. Cengiz Han'ın cesedi o günün şartlarında uzun bir yolculuk sonrasında Moğolistan'a getirilmiş ve muhtemelen kutsal olarak bilinen Burkan Kaldun Dağı'na gömülmüştür.
Bir rivayete göre sonra bin atlı mezarın üzerinde dolaşıp izlerin yok edilmesini sağladı. Kısa sürede dağın eteği yeni çıkan bitkilerle örtüldü ve Cengiz Han'ın son istirahat yeri Bozkır'a karıştı. Böylece tarihin en büyük gizemlerinden biri doğdu. Cengiz Han nereye gömülmüştü ve bir ulusun övünç kaynağı olacak mezar yeri neden yok edilmişti? İddiaya göre bunu isteyen Han'ın kendisiydi. Bu nedenle tabutu götürülürken yol üstündeki herkes öldürülmüştü. Uluslararası keşif gezileri tarihi metinlere dayanarak, bölgeyi inceleyerek ve hatta uzaydan gelen görüntüleri kullanarak mezarı bulmaya çalıştı. National Geographic'in Hanlar Vadisi projesi, mezar yerini bulmak için uydu fotoğraflarını kullanmıştır. Ancak bunlar sürekli yabancılar tarafından yapıldı. Yerliler onlara yardım etmeyi kabul etmiyorlardı çünkü Moğollar eski hükümdarlarının mezar yerinin bulunmasını istemiyorlar. Bunun nedeni Cengiz Han'ın ülkenin modern sakinlerinin gözünden düşmüş olması değil, tam tersi. Onun resimleri hala her yerde, banknotlardan vodka şişelerine dek. Cengiz Han bugün Moğolistan'da 1227'de ölüm günündekinden daha az popüler değil. Ancak nedense sevgili hanlarının mezarının bulunması söz konusu olunca kimse parmağını bile kıpırdatmak istemiyor. Halk arasında bir lanet korkusu iyice yerleşmiş durumda. Hatta örnek olarak 15. yüzyılın büyük Türk komutanı Timurleng'in mezarı olayını anlatmaktalar. Mezar 1941'de Sovyet arkeologları tarafından açıldı ve kısa bir süre sonra Naziler Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Batıl inançlı insanlar kanlı savaşın başlamasına, Timur'un mezarının açılmasının neden olduğuna inanıyorlar. Ancak bu tür inançları olmayan, daha eğitimli insanlara göre bunun tek nedeni, Moğollarda Cengiz Han'ın manevi otoritesinin hala devam etmesidir. Mezarını bulup açmak, Cengiz Han'ın vasiyetini çiğnemek demektir. Birçok evin duvarlarında Cengiz Han'ın resimleri var. Bazı yerliler kendilerine büyük komutanın torunları diyorlar. Bu arada ilginç bilgilerden birine göre Han'ın yaklaşık 5000 evliliği olmuştur. Bu nedenle de bugün dünya nüfusunun yaklaşık çeyreğinin onun genlerini taşıdığı düşünülür. Hala güçlü bir ihtimal, onun Ulan-Batur'un yaklaşık 160 kilometre kuzeydoğusunda Kent-i Aymak dağlarında bulunan Burkan Kaldun tepesine gömülmüş olmasıdır. Gençliğinde Cengiz Han düşmanlardan orada saklanmıştı ve ölümünden sonra buraya geri dönme sözü vermişti. Ancak bilim insanları mezarın tepenin hangi kısmında olabileceği konusunda da bir fikir birliğine varamadılar. Aslında bu bilginin doğru olup olmadığı da kesin değil. Bu dağın tamamı kutsaldır. Cengiz Han Moğolların en büyük kahramanıdır. Batılılar onun sadece fetihlerini hatırlarlar. Moğollar ise onun toplumları için yaptıklarını. İmparatorluğu doğuyu batıya bağladı. Özellikle Büyük İpek Yolu sayesinde. Saltanatı, diplomatik dokunulmazlığı ve din özgürlüğü kavramlarını sağlamlaştırdı. Onun döneminde güvenilir bir posta sistemi oluşturuldu ve kağıt para tanıtıldı. Batı'nın barbar dediği Cengiz Han, sadece dünyayı fethetmekle kalmadı, çok geniş bir bölgeyi medenileştirdi de. Cengiz Han'ın manevi iktidarı Moğollar üzerinde bugün hala devam ediyor. Muhtemelen sonsuza dek de sürecek.